Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan, iyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Bu grupta 2 tane maçı biraz daha ayrıntılı konuşacağız. 2 maç belirledik. Evet. Kahramanmaraş Spor, Bandırma Spor, bir de Etimesgut Belediye Spor, Kastamonu Spor maçını. Evet. Ayrıca diğer oynanacak 7 maça da değineceğiz, o maçları da konuşacağız. Hı-hı. Ama bu 2 maçı biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Bandırma Spor biliyorsun bu sezona çok iddialı girdi. Evet. Çok önemli isimleri transfer etti. TFF 1. Lig ve Süper Lig'de defalarca oynamış isimleri kadroya dahil ettiler. Ali Kuçik, Batuhan Karadeniz, Doğan Can Davaz, Abdullah Karmi, Adem Arkaşı, Onur Akbay gibi önemli isimler. İşte kalede Zülküf Özer var. Evet. Ahmet Spor'dan bildiğimiz tecrübeli bir oyuncu. Erciyes Spor'la Süper Lig'de oynadı. Süper Lig'de oynadı, evet. Ayrıca benim çok beğendiğim bir kalecidir. Gümüşhane'de oynadı. Hasan Hüseyin Akınay. Bir de Rıza Efendioğlu var biliyorsun. 37 yaşında. Balıkesir Spor'un Süper Lig'e çıktığı yıl takımdaydı. Kaptan da 37 yaşında şu an. Muhammed Reis'le beraber. Çok tecrübeli oyuncular kadrosuna kattılar ve lige de aslında iyi başladılar ama geçen haftaki Bodrum Spor beraberliği büyük bir kayıp oldu onlar çok için. Çok büyük bir kayıp oldu. Çünkü Bodrum Spor'un bu sezonki gidişi geçen seneden çok uzak. Hani performansı. Evet. Çok, geçen senenin çok altındalar. Kahramanmaraş Spor ise hani önemli isimler kattı aslında kadroya ama bu oyunculardan bir türlü verim alamıyor. Başta Musa Sinan Yılmazer, Mesut Saray. Hani hiç oynamadılar gibi bir şey şu ilk 11 haftada. Şu an takımın en istikrarlı oyuncusuna bakıyoruz. Fatih Çıplak. 6 evet, maçta oynamış. Sivas'tan onu da biliyoruz. Evet. Sivas 4 Eylül'den, daha doğrusu Sivas Belediyespor'dan evet. İyi biliyoruz. Ayrıca Ceren Talha Erdem var. O da çok iyi bir oyuncu. Ceren, özür diliyorum. Ceren aynen. Geçen sene Konya maçında biliyorsun müthiş bir frikik gol atmıştı. Ceren deyince ben de şaşırdım yani. Aynen. Orada tanıttı kendini biliyorsun evet. Ceren. Orada hatırlıyoruz. Serol Demirhan var. O da çok tecrübeli bir oyuncu. Ama ondan da performans alamıyorlar maalesef. O zaten bu sezon hiç oynamadı. Evet. Hem Serol hem Mesut hem de Musa Sinan'dan hiç verim alınamadı. Evet. Şimdi bir tarafta Maraş Spor playoff'u zorluyor. Diğer tarafta Bandırma Spor'un hedefi direkt birinci olup TFF 1. Lig'e çıkmak. Tuzla Spor'la çekişiyorlar. Ayrıca Ankara Demir Spor da iddialı ekiplerden. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Kahramanmaraş sence Bandırma'ya bir çelme takar mı yoksa Bandırma 3 puanla bu zorlu deplasmandan döner mi? Şimdi kadro kalitesi olarak baktığımız zaman ve ligdeki duruma baktığımız zaman Bandırma Spor bir adım öne çıkıyor bence. Benim düşüncem o yönde. Kahramanmaraş bu sezon 11 maçta 10 gol attı, 10 gol yedi. Çok yani değil. Hücum hattında çok sıkıntılı aslında bu evet. Takım. Yediği 10 golünde 5'ini galiba ilk 3 haftada mı 4 haftada mı neydi galiba? Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta bir taraftar da onunla ilgili yazmıştı evet. Bize. Onu tam hatırlayamayacağım. Yani şimdi baktığın zaman Bandırma geçen hafta Bodrum maçını kazanmaması yani oradan 2 puan kaybetmesi. Kendi evinde bir de. Kendi ayaklarına sıkmaları gibi oldu. Evet. Çünkü Tuzlaspor kazanarak 3 puan öne geçmiş oldu. Zaten bu ligde şöyle bir şey var. Şu an 7 takım, 8 takım şampiyonluğu oynuyor. Tabi burada bazı bir iki takım öne çıkıyor ama. Ama beyaz grup kadar arada makas yok. Evet, arada makas olmadığı için her an her şey değişebiliyor burada. Ya 1. sıradaki Tuzla'nın 26 puanı var mesela diyelim. 5. sırada diyelim Kastamonu'nun puanı şu an 21. Her an hani şekil değiştirebilir. Tabii, 2 maçla her şey değişir. Kastamonu 6. olabilir. Pardon, Tuzla 6. olabilir. Kastamonu 1. olabilir. Ki bunu 3-4 hafta önce mesela Van Spor liderdi. Hı-hı. Şu an Van Spor 7. sıraya kadar geriledi. 4 hafta önce liderdi. 8 puanlıkta fark oluştu. Aynen. Ben bu karşılaşmada Bandırma Spor'un en kötü bir puanını sahadan alacağını düşünüyorum. Hatta kazanmaya da yakın olan taraf. Bu zorlu deplasmanda Bandırma'yı bir adım önde mi görüyorsun? Ben bir adım önde görüyorum. Bandırma'nın hücum hattı da çok iyi ayrıca. Evet tabii Ali Kuçik, Batuhan ayrıca çok iyi bir golcü var. Timur Kosovalı ama sadece 32 dakika oynadı bu sezon evet. Şu ana kadar ben maalesef. Ben hiç oynamadı sayıyorum yani neredeyse. Timur çok önemli bir golcü. Alt ligler için çok değerli bir isim. Çok çok tecrübeli bir oyuncu. Hı-hı. Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı yıl Göztepe'nin en çok gol atan ismiydi. Özür diliyorum TFF 1. Lig'e çıktığı yıl. Daha genç zaten 2014-15 sezonunda. Timur bu ligin çok üstünde bir golcü ama maalesef yaşadığı sakatlıklar onu geriye götürdü. Ben de tecrübeli kadrosuyla Bandırma Spor'un en azından yenilmeden döneceğini düşünüyorum bu deplasmandan. Bir diğer karşılaşmaya geçelim istersen. Etimesgut Belediye Spor. Kastamonu Spor. Kastamonu Spor şu an zirveye oynayan takımların başında. Kesinlikle. Hani nasıl desem yıllardır hep zorluyorlar yukarıyı ama bir türlü TFF 1. Lig'e çıkamıyorlar. Bu sezon başında da aslında önemli oyuncularını kaybettiler. Mustafa Çakır gibi, Abdülaziz Solmaz gibi. Ama takım çok iyi gidiyor. Evet. Bence gayet iyi bir gidişatı var. Kastamonu zaten son 3 sezondur yapmış olduğu yatırımdan dolayı
daha böyle ön plana çıktı. Maddi açıdan zaman zaman sıkıntılar yaşasalar da hep zirveye oynamayı başarıyorlar. Evet. En kötü playoff'a kalıyorlar hep. Hatta bir ara Ziya Doğan bile gelmişti Kastamonu'ya. Yani. Hani hatırlarsın. Evet, çok 2016-17 sezonunda yani playoff'a kaldılar. Oldu. Ama playoff'ta elenmişlerdi maalesef. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Etimesgut Belediyespor playoff'u zorluyor. Kastamonu Spor şampiyonluğa oynuyor. Neler söyleyeceksin? Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bir de Etimesgut'un kendi evinde oynadığı maçlar genelde gollü geçiyor. Hı-hı. Sence gollü bir maç izler miyiz? Neler olur? Ya şimdi Etimesgut Belediye için hani playoff'u zorluyor dedin ama arada 8 puanlık bir fark var. Ve bence Etimesgut Belediye ile şu anki playoff sıralamasında olan takımlar arasında bayağı bir makas var. Ben öyle düşünüyorum. Yani Etimesgut'un kadrosu çok kaliteli değil aslında. Çok orta seviyede kalıyor. Evet. Onun dışında Kastamonu da gayet iyi gidiyor bu sezon. 21 puanla 5. sırada bu takım ve ligin en çok gol atan takımı şu an 24 golle. Yani Kırşehir'in Bandırma'nın 1 gol önündeler. Yani bu takım her maç başına yaklaşık 2.4 gol ortalamasıyla oynuyor. Yediği gol fazla biraz. 13 gol yedi. Defansta da büyük sıkıntısı var. Ama Etimesgut'un da bu defansa gol atabilecek bir hücum hattı yok. Aynen. Sıkıntılı gözüküyor. Yani ben Kastamonu'nun zor da olsa bu maçtan 3 puan da sahadan alacağını düşünüyorum. Kastamonu'da İbrahim Kaş hiç kullanılamadı. O büyük bir sıkıntı biliyorsun sezon başından beri. Sakatlığı vardı. Ben şunu söyleyeyim sana. İbrahim Kaş Beşiktaş'ta oynadı. Taraftara yanlış anlamasın burada kesinlikle. Ben takımın için bir şey demiyorum ama İbrahim Kaş bu lige düştüyse işi bitti zaten. Ya ben senin kadar hani olaya o kadar keskin niye bakmıyorum. Zaten sen şimdi aslında ben burada kulübün hakkını şey yapıyorum, koruyorum. Ya bu adama para vermeye hiç gerek yok. Genç bir oyuncuyu koysan hem daha iyi verim alırsın hem daha iyi bir şekilde oyuncu ön plana çıkartıp işte kulübe bir bonservis bedeli kazandırabilirsin. Yani İbrahim Kaş Beşiktaş'ta da yıllarca oynadı. Yani biz hiçbir varlığını göremedik, hiçbir katkısını göremedik. Şimdi baktığın zaman şu an 33 yaşında. Yani hiçbir maçta oynamadı bu adam. Ya bu sene Kastamonu Spor'da İlyas Çakmak çok ön plana çıkıyor biliyorsun. Çok iyi performansı var. Bir de Metin Can son maçta oynayamadı. Bu maçta oynayıp oynamaması çok önemli. Takımın en önemli ismi 10 numara pozisyonunda oynuyor ve hücumları yönlendiren isim Metin Can çok önemli bir silah. Şimdi ben burada iki tane takım ismini bence söyleyebilirim. Çünkü İstanbul'un takımı bunlar ama yani ya bunlar hep belediyeyle şey yapan takımlar, destek alan takımlar. Ya bunlar bir şehrin takımı değil. Yani İstanbul'da tamam ama yani İstanbul'daki takım taraftarları belli zaten. Yani Eyüpspor, Silivrispor'a düşen oyuncudan ne hayır bekliyorsun yani? Haksız mıyım, haklı mıyım yani? Yani şöyle söyleyeyim sana. Bu tarz takımdaki taraftarlar da her zaman bunu söylüyorlar. Ya biz diyorlar hani sen bu takıma nasıl diyeyim sana oynayan bir oyuncuyu getirsen Ali Kuşik gibi getir. Bak Ali Kuşik'e bir laf söyledik mi mesela? Veya Batuhan Karadeniz'e? Hayır. Ya bu oyuncular en azından hala kendilerini gösterebiliyorlar, oynayabiliyorlar ama İbrahim Kaş zaten yatan bir oyuncu. Ya İbrahim Kaş büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kastamonu keşke onu hiç almasaydı. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, öyle söylüyorum yani. Diğer maçları da konuşalım istersen. Hı-hı. Neler olur, tahmin neler biter. Tahmin olarak gidelim. Tahmin de olur. Ayrıca yorumlarını da istiyorum. Hı-hı. Rica ediyorum senden. Bodrum Spor Niğde Anadolu maçı var. Niğde geçen hafta ilk galibiyetini Karabük maçında aldı biliyorsun. 4-0 net bir sonuç. Niğde'nin bu sene performansı çok düşük. Bodrum da geçen senenin uzağında ama ben kendi evinde oynamasından dolayı Bodrum'un kazanacağını düşünüyorum. Sen neler söylersin? Ben bu karşılaşmada beraberlik bekliyorum. İki takım da birbirine denk sayılır. Yani hiçbir fark yok benim için. Ben beraberlik bekliyorum. Playoff için önemli bir mücadele var. Sivas Belediyespor, Bayburt ile Özel İdare Spor. Bayburt yeni yükseldiği ligde çok iyi bir performans sergiliyor. Hı. Sen neler söyleyeceksin tahminin hangi yönde? Ben Sivas'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum burada da. Burada şöyle bir şey var. Bayburt deplasmanlarda biraz tutuk oynuyor. Sivas iç sahada iyi. Ben Sivas'ın kaybetmeyerek en azından bir puan alacağını düşünüyorum. Hatta kazanmaya da yakın olan taraf. Hemen bir diğer karşılaşmaya geçelim. Van Spor Eyüp Spor mücadelesine. Evet. Van Spor son 5 haftada aldığı kötü sonuçların ardından hocasıyla yollarını ayırdı. Şu an herhangi bir isimle anlaşmadılar. Eyüp Spor ise bu sezon ligde kalmaya oynuyor. Kupada Konya Spor'u eleyip çok mucizevi bir sonuca imza attılar ama ligdeki performansları çok kötü bir seviyede. Ben Van Spor'un özellikle hani Batuhan Er gibi, Serdar Cansu gibi isimleriyle net favori olduğunu düşünüyorum. Sen neler söyleyeceksin? Geçen hafta Sakarya'ya kötü bir şekilde mağlup oldular. Ona ben o maçın şimdi acısını çıkaracaklarını ben düşünüyorum. Ben geçen hafta zaten Sakarya'nın yanındaydım. Kaybetmeyeceğini söylemiştim. Hatta kazanacağını da belirtmiştim. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani daha çok beraberle yöneldim ama galibiyeti de yapabilir demiştim. 4-2 bitti. 2-0'dan sonra kırmızı kart oldu. Evet. O kırmızı karttan sonra Van Spor zaten dağıldı. 2-0'dan 4-2'ye geldi. Geçen hafta da bunu belirttik. Bir kavga durumu oldu. İstenmeyen hareketler. İnşallah bir daha olmaz böyle durumlar. Ben bu maçta Van Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Van Spor playoff oynuyor. Playoff iddiası var. Hatta şampiyonluk iddiası da var. Evet. Zaten dediğin gibi 4 hafta önce bu takım liderdi. Şu an 8. sıraya düştü. Hatta 7. sıraya düştü pardon.
Ben Vanspor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Ben de o düşüncedeyim. Bir diğer maça geçelim. Ankara Demirspor, Elazığ Spor. Ev sahibi ekip Ankara Demirspor. Şampiyonluğa oynayan ekiplerden biri bu grupta. 22 puanla bir geçen sonunda. Hafta önemli bir maç kaybettiler. Bayburt deplasmanında 1-0 mağlup oldular. Elazığ Spor ise çok sıkıntılı bir durumda. Hani bu maçta Kadir de oynamayacak. Kadir Bekmezci şöyle bizim çok övdüğümüz bir oyuncu biliyorsunuz. Çok tecrübeli bir oyuncu. Süperlik'te oynadığından beri ben çok beğeniyorum. Önlü bu arada gerçekten. Hani ben Sivas'ta oynadı. Şöyle görüyorum mesela. Antalya'da oynadı. Çok üst düzey performansları var. Kadir Bekmezci'de şöyle bir şey var mesela. Birçok oyuncu mesela büyük takımlara geldi oynadı ya. Hiçbir şey gösteremedi. Aslında evet. Transferi yanlıştı. Vallahi Kadir Bekmezci gelseydi gerçekten oynardı. Çok iyi bir oyuncuydu. Katılıyorum sana. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Ankara Demirspor kazanır diyorum. Sen neler söyleyeceksin? Şimdi öncelikle ben şundan bahsedeyim. Elazığ Spor, yani Elazığ'da bulunan yerel gazete bize bir destekte bulundu. Evet. İsmini de verelim. Elaziz Gazetesi. Bizim iletişime geçtiler. Sağ olsunlar. Hani bu ligi konuştuğumuz için bize hani videolarınızı yayınlayabiliriz, izin veriyorsunuz dediler. Biz de izin verdik zaten. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Özellikle zaten şöyle bir şey var. Biz bu takımlara çok fazla değer veriyoruz. Geçen hafta ilk programımızı yapmıştık Kırmızı Grup'ta. Yani bu hafta ya bu programla beraber daha fazla bu takımları evet. İçine gireceğiz. Daha çok değerlendireceğiz. İyileceğiz direkt. Aynen öyle. Diğer takımlardan da işte diğer takımların şehrindeki işte yerel gazeteler olur, televizyonlar olur veya farklı sosyal medyalar olur. Yani hepsinde kısacası destek bekliyoruz. Destek bekliyoruz. Bizim için de iyi olur. Kendileri için de iyi olur. Aynen. Çünkü Türkiye'de biz bakıyoruz. Yani bu liglere giren, bu takımları konuşan hiç kimse yok. Yok. Çok nadir iki kişi var. İsimlerini burada vermemize gerek yok zaten. Onu takip edenler iyi bir şekilde bilir. Biz bu şekilde bunları değerlendirmeye devam edeceğiz. Elazığ Spor'un da zaten biliyorsun mazisi çok iyi bir şekilde herkes biliyor. Süper Lig'de yıllarca oynadı bu takım. Ama bir türlü şu maddi durumları düzeltemedi. Şu an çok ciddi bir borç var. 40 trilyona yakın. 40 milyon TL. Özür diliyorum 40 milyon TL. Oyunculara bir de bu da sadece yani. Evet oyunculara var bir de ekstra giderler falan var. Ya bu borç bayağı büyük. Elazığ Spor zaten bu sezon bir yapılanmaya gitti. İşte borçları azaltmaya evet. gitti. Ligde kalmak bu sene hedef zaten. Evet ayrıca ligde de -3 puanla başladılar. Onların da bir sıkıntısı var. Elazığ Spor zaten dediğim gibi geçmiş olan bir kulüp. İnşallah düzelir durumları. İnşallah. Ben gazetenin de bize vermiş olduğu destekten dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Maça geçecek olursam da Ankara Demirspor bu sezon dediğim gibi şampiyonluğu oynuyor. 17 gol attı bu ligde şu an 11 haftada. Hücum hattında gayet etkili bu takım. Defansı da çok iyiler. Yani iyi kapanıyorlar, takımları iyi kilitliyorlar. Maddi anlamda bir sıkıntıları da yok. Maddi paralar günü gününe maddi yatıyor. Maddi anlamda da bir sıkıntı yok. Zaten belediye destekliyor büyük ihtimalle evet. yanlış hatırlamıyorsam. Ben burada Ankara Demirspor'un yenerek 3 puan alacağını düşünüyorum. Elazığ Spor'un da inşallah ilerleyen haftalarda düzeleceğini düşünüyorum. İnşallah. Takım taraftarları çünkü çok fazla destek veriyorlar kulübe ama yani yönetim bir türlü bu sorunları çözemiyor. İnşallah bu sene hedef ligde kalmak evet. Elazığ Spor için. Bir diğer mücadeleye geçelim. Ergene Velimeşe Kırşehir Belediyespor. Velimeşe ligin yeni ekibi biliyorsun Trakya temsilcisi. Evet. Karşısında da bu sene yine ligin yeni ekibi ama şampiyonlu ligin yeni ekibi olmasına rağmen lige fırtına gibi giren Kırşehir Belediyespor'la karşılaşacaklar. Kırşehir'de de biliyorsun önemli isimler var kadroda. İlker Sayan özellikle Çanakkale'de Ardenel'de Tamer Tuna'nın Türk futboluna sunduğu bir isimdi. Ardından Sivas Spor'a daha iyi götürmüştü onu. Kalede çok tecrübeli bir isim var. Bekir Sevgi ta Bursa Spor'dan tanıyoruz Serhat Bekir'i. Serhat Mermer var orta sahada evet. biliyorsun. Yani çok tecrübeli oyuncular var. Ümit Karaal Beşiktaş'ın altyapısından yetişen bir isim. Burada oynuyor. Sol bek ve sol stoper oynayabilir bir isim. Hani kadroda önemli oyuncular var gerçekten hani baktığımız zaman. Berkay Öztuğvan benim çok beğendiğim bir orta saha oyuncusudur. Göztepe'de Sivas Belediye'de oynadı. Ben bu maçta Kırşehir tarafındayım. Bir de bu maçta iki tane önemli oyuncusu oynamayacak Velimeş'in. Hem Ömer Alp Kulga yok hem de Merter yok. Merter Estik. Estik evet. Ben bu maçta Kırşehir tarafındayım. Deplasmanda da olsa kazanacaklarını düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ya şimdi Ergene Velimeş'e hücum hattı gerçekten çok iyi. Yani takım şu an 12. sırada. Ama hücum hattında gerçekten çok etkili oluyorlar. Maç başına 1.5 atıyorlar maç gol neredeyse. Maç başına 1.5 atıyorlar. 1.8 atıyorlar aynen, şu anda. 1.6. 1.6 hatta yani 1.8 değil 1.6. Hani gol atıyorlar ama tam karşılığında da defansı çok sıkıntılı bu takım. Yani 20 gol yedi. Bir türlü engel olamıyorlar. Onlar da düşme hattına yakınlar şu anda. Hem playoff hem aslında şeyin ortasındalar. Yani şöyle oldu daha doğrusu. Son haftalarda kaybettikleri puanlardan dolayı playoff aralarındaki puan farkı çok açıldı. Şu an daha çok küme düşme hattına yakınlar. Zaten 3 puanlık bir fark var. Ama Ergene Velimeşe'nin kadrosu playoff oynayacak bir kadro değil. Bu değil, sene evet, ligde kalmaları değil, başarı. Zaten değil. Ben sadece şu an gidişattan bahsediyorum. Düşme hattını da ben hani çok fazla sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Bana da öyle yani geliyor. Tam ortada ligi bitirirler gibi aynen. duruyor. Ben Kırşehir'in bu maçtan en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Ben Kırşehir kazanır düşüncesindeyim.
Kardemir Karabükspor Sakaryaspor maçına geçelim. İki kulübümüz de Süper Lig'de biliyorsun yıllarca oynadılar. Karabükspor şu an çok büyük bir maddi krizde. Maalesef. Önümüzdeki sezon zaten 3. ligde oynayacak. Ya bu şimdiden gerçekten belli. Fazla konuşacak bir şey yok. Sakaryaspor gibi gözüküyor. Sakaryaspor ise bu sezon pek oyuncu transferi yapamadı. Borçları ödemeye çalışıyorlar. Ama onlar da çok sıkıntı yaşıyor. Hani ben Sakaryaspor'un da bu sene ancelikte kalacağını düşünüyorum. Playoff'u bile çok zor görüyorum. Bu maçta senin dediğin gibi çok konuşulacak bir şey yok. Sakaryaspor ağır favori. Ben de öyle düşünüyorum. Net bir galibiyet bekliyorum. Son olarak da Uşakspor Tuzla Spor maçını, liderin maçını konuşacağız. Tuzla Spor bu ligde kadro olarak Bandırma ile beraber en ön plana çıkan takım. Çok tecrübeli oyuncular var. Bakıyorsun Bülent Uzun, Kemal Tokak, Yasin Yener, Abdullah Alman, Göksu Türkdoğan, evet, Muhammed zaten. Akarslan gibi çok değerli genç yetenek var. Benim Diyarbakır Spor'dan çok beğendiğim Mehmet Özdiraz gibi bir oyuncu var. Ya var gerçekten var. Kadroda var yani. Kadro çok iyi zaten. Alternatif oyuncular da çok iyi oyuncular. Uşakspor ise bu sene sıkıntılı bir durumda. Hani ön plana çıkan tek oyuncu Seçkin Getbay var. 10 numara pozisyonda oynayan isim. Ben Tuzla'nın deplasmanda da olsa kazanacağını düşünüyorum. Sen neler söyleyeceksin? Ben de Tuzla Spor'un yani kadrosunu gayet beğeniyorum. Geçen hafta da zaten Tuzla Spor ön planını görmüştük. Yenik durumdan maçı yenik çevirmişlerdi. Yenik durumdan maçı çevirdiler. Zaten kadrosu buna zaten müsait her türlü. Evet. Yani takım 2-0 geriye de düşse en kötü bir puanı alabilecek kadroya sahip. Şimdi Uşak'ın şeyine baktığım zaman, puanına baktığım zaman 11 puanda. Onlar da -3 puan aldılar. Normalde yoksa şu an 14 puanda olacaktı. Yani çok zor bir maç olacak. Ben bu maçta ya Uşakspor'un sürpriz yapacağını düşünüyorum. Onlar geçen hafta Elazığ'dan bir puan aldı deplasmanda biliyorsun. Kadir Arı da var Uşak'ta bu arada. Beşiktaş'ın altyapısından tanıdığımız bir isim. Ama ben kadrolara baktığımızda Tuzla'yı çok ağır favori görüyorum. Bence Tuzla Spor kazanacak ama burada ayrıştık seninle. Bakalım ben, ne olacak. Yani Uşak'ın en kötü kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bir de şu -3 puan durumu olmasaydı yani Uşak'ın en kötü 8 puanlık bir farkı olacaktı playoff'lar. Bir de ben Tuzla'ya şu açıdan güveniyorum. Savunma çok sağlam. Doğan Can gibi Erzurum'un TFF 1'e çıktığı yıl takımın en önemli oyuncularından biriydi. Sadece 7 gol yedi bu takım. Kemal Tokak zaten Süper Lig tecrübeli bir stoper. Sinek yine programımıza dahil oldu bu arada. O da bizle beraber 3. isim bu yayında. Ben açıkçası Tuzla'yı bir adım önde görüyorum ama bakalım. Pazartesi yaşayıp göreceğiz. Benim sadece düşüncem o yönde. Pazar günü göreceğiz ne olacak. Evet. Pazartesi de konuşacağız bu sonuçların hepsini. Hı-hı. Senin izleyicilerimize bir mesajın var mı? Taraftarlara. Taraftarlar gayet iyi bir şekilde ilgi gösterdiler ilk yapmadığımız programa. Yani daha doğrusu şöyle oldu. 10 haftalık bir maç oldu. Maç haftası oldu. Biz sadece daha yeni başladık. Biz yeni başladık ama. Evet. Zaten mini maç arasına girmiyor bu ligler biliyorsun. Haftaya da konuşacağız. Haftaya da konuşmaya devam edeceğiz. Zaten bence büyük bir ilgi olacak mini maçların araya girmesinden dolayı da. İnşallah bu şekilde devam eder ilgi. İnşallah. Taraftarlardan beğeni, yorum ve abone olmalarını bekliyoruz. Öncelikle zaten abone olmaları, daha sonra bildirimleri açıp videolardan anında haberdar olmaları, daha sonra da beğeni ve yorum şeklinde ve artarak gitmesi. İnşallah. Biz zaten sezon boyunca hem TFF 1. ligi hem TFF 2. lig kırmızı ve beyaz grupları Süper Lig'de konuşmaya devam edeceğiz. Hı-hı. Ağzına sağlık. Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ederim. Trivela Spor'da bugünkü programımızda TFF 2. lig kırmızı grubun 12. haftasında oynanacak karşılaşmaların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Sizlerden tek ricamız kanalımıza abone olarak bize destek olmanız. Ayrıca videolarımıza da bol bol beğeni ve yorum yapmanız. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.